Selam arkadaşlar. Bugün 11. vlog çekeceğiz. Bugün benim off günüm. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Tabii ki de Kara Şimşek'le birlikte. Saç tıraşı olacağım. Bir de peçemi bozduracağım. Hava çok sıcak arkadaşlar. Şöyle şu yoldan gelirken burada bir sürü araba olduğunu gördüm. Bir uğrayayım dedim, ne varmış ne yokmuş diye. Menart. Bakalım ne var Menart'ın içinde. IKEA gibi bir yer herhalde. Avizeler falan var. Exit yok mu ya? Exit'tan girelim. Tekzen gibi bir yer arkadaşlar. Keşke durmasaydım. Kapı mopu işte, ne bileyim, öyle ev aletleri falan var. Çıkıyorum şimdi. Amca bir şeyler almış. Menars'tan çıktım arkadaşlar. Şu anda Ford galerisinin önündeyim. Size bir soru soracağım. Ford deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma hep Fiesta geliyor. Türkiye'de fare gibi üremiş, her yerde dolaşan Fiestalar geliyor. Şimdi buradaki galeriyi göstereceğim size. Bir de Amerika'daki Ford denince aklına ne geldiğini görün. Şuradan başlayalım. Ama yok, burası şey değil. Ford yazıyor ama başka arabalar da var. Abi şuna baksana ya. Evet, burada da şeyler var. Mondeo falan. Fiyatları yazıyor mudur acaba üzerinde? Oğlum arabalara baksanıza ya. Dur ben şurada Mustang kısmına götüreyim sizi. İşte bebekler burada. Arkadaş şunlara bak ya. Allah'ım. Ben durayım şurada bir. Şunları daha detaylı inceleyelim. Çok güzeller ya. Bunlar tahmin ediyorum arkadaşlar 15 bin 20 bin dolar civarıdır. Yani ben burada bir sene, bilemediniz 2 sene çalışsam bir tane Mustang alırım kendime. O yüzden diyorum, insanlar hayatlarını çok kaliteli yaşıyorlar burada diye. Bakalım fiyatı yazıyor mu? Evet, 18.400 dolar. Fiş almasak kaça bırakır acaba? Bakalım bu araba ne kadarmış? Bu daha güzel. Oo, 5.000 motor var. 36.750 dolar. Bu herhalde onun evet, bu biraz daha eski model ve herhalde bunun motoru da küçüktür. Kabrioya bakalım. Kabrio ne kadarmış? 23.450 dolar. Ya ben gidiyorum fazla. Biraz daha durmayayım yoksa Türkiye'ye geri dönmem. Bakalım gezelim başka neler var şu taraflarda. Çok güzel arabalar var. Şimdi adamlar şey diyordur. Keko almış eline kamerayı, arabaları çekiyor. Gezelim şöyle. Ne olmuş oğlum, sizin Mustang'iniz varsa benim de Kara Şimşek'im var. Allah Allah. Jeep'in arabaları var. Ben de anlayayım. Hiç Ford Fiesta yok burada nedense. Herhalde bunlar bütün kötü arabaları Türkiye'ye satıyorlar. Şurada da Ford'un meşhur Ranger'ları var arkadaşlar. Ranger mi? F serisi herhalde bunlar. Ne bileyim ya, biz de yeni geldik, yavaş yavaş alışıyoruz işte. Of, arabalara bak ya. Şuradan dönelim şöyle hemen. Bir de yakın çekim. Geldik arkadaşlar bankanın önüne. Kara Şimşek'i de böyle park ettim. Şimdi şöyle yapacağım ve elime bir sürü para geçecek. Bayağı uzun durdum arkadaşlar. Yaklaşık bir saat kadar falan içeride durdum. Bir sıra bekledim. Ondan sonra içeri girdim. Adam gene Türkiye muhabbeti yaptı benimle. Müslüman mısın dedi. Evet tabii ki Müslümanım dedim. Ondan sonra işte vallahi böyle komik bir durum oldu, o yüzden böyle sırıtıyorum. Sonra bana açtı şeye gösterdi. Ramazan ayını falan gösteriyor. Bir şeyler gösteriyor değişik değişik. O da daha önce gitmiş Türkiye'ye, İstanbul'a. Türkiye'de savaş var falan filan dedi. Arapça biliyor musun dedi. Hayır dedim, bilmiyorum. Türkler Arapça bilmiyor dedim. Sadece dedim, bazı kesimde yaşayan Araplar Türkçe biliyor dedi. Oğlum güneş yok mu ya? Şey, gölge yok mu ya? Geldik gölge.
Neyse arkadaşlar işte oturduk masaya, açtım teker teker Muğla'yı gösterdim. Adamı şeyden Google'dan hep böyle yapıyorum. Türkiye hakkında bir şey konuşulduğu zaman yediremiyorum kendimi, açıyorum gösteriyorum hemen. Bana şeyi gösterdi, 99 general tutuklanmış diye bir haber gösterdi. Baya burada da duyulmuş, Türkiye'de olan olaylar bütün dünyada duyulmuş. Sonra bana açtı, haritayı gösterdi. Bak dedi, burası Avrupa dedi. Burada İran var, Irak var dedi. Siz dedi tam ortadasınız dedi. O yüzden dedi böyle şeyler oluyor ülkenizde falan filan dedi. Buradakiler size saldırıyor dedi. Irak'ı gösterdi bana. Adam biliyor valla. Neyse şimdi ben berbere gidiyorum. Ha bir de unutmadan şey söyleyeyim. Lan su damlıyor. Adam bana selamun aleyküm dedi. Ne demen lazım şimdi diyor. Düşündüm şey bir. Aleyküm selam dedim. Ya diyor, aferin diyor. Sonra dedi helal dedi. Helal ne dedi? Yes dedim. Helal dedim. Biraz daha böyle değişik konuşuyor. Arapça gibi konuşuyor. Daha önce Arap arkadaşları falan öğretmiş ona. Benim de evimdeki her şey helal dedi. Ben de dedim çok güzel dedim işte. Helal dedim, kötü bir şey demek değil dedim. Helal demek dedim, güzel bir şey demek dedim. Adam bana bir de şey diye sordu. Domuz eti yiyor musun dedi. Eğer dedim et bulamazsam tabii ki yerim dedi. Aç kalırsam tabii ki yerim. Niye yemeyeyim dedi. Müslümanlar dedi domuz eti yemiyormuş dedi. Dedim elimin altında başka seçenekler varsa tabii ki de domuz eti yemem, ama eğer aç kaldıysam domuz eti yerim dedim. Sorun yok dedim, domuz eti yemem de. Benim açımdan dedim. Bence dedim insanların iyi olabilmesi önemli dedim. Sonuçta dedim, sonuçta falan filan öyle tabii konuşamıyorum da. Siz de dedim Hristiyansınız dedim. Öyle biraz muhabbet ettik adamla. Sonra uğurladı beni. Öyle. Neyse şimdi gidelim. Geldim arkadaşlar berbere. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Amerika'da tıraş olmak bize ne kadar mal olacak. Bitirdik arkadaşlar tıraşı. Güzel olmuş mu? Pek fazla kısaltmadı. Ben kısa seviyorum aslında ama neyse olsun, bu da güzel. Hemen fiyatını söyleyeyim. 12,5 dolar istedi. Ben 20 dolar verdim. Bahşiş vermek burada şartmış. Biraz fazla verdim ama olsun. Bulamadım para. Geri para da almak istemedim. Adamla bayağı muhabbet ettik. Güzeldi muhabbeti. Bir de şey söyleyecektim size. Ha. Kafam biraz dalgın karışık da şimdi her yerinde kıl var, kaşınıyorum. Kıllı kıllı bıraktı beni. Koltuk falan ne kadar değişik öyle ya. Bizim Türkiye'de adam dönüyor böyle etrafında. Burada ben adamın etrafında dönüyorum. Ondan sonra bir de kafama şey tuttu böyle. Elektrik süpürgesi gibi bir şey tuttu. Onunla saçları falan aldı işte, temizledi aklı sıra, ama her yerde kıl var. Neyse biraz turlayacağım, dolaşacağım. Ondan sonra yallah eve. Plaja geldim arkadaşlar. Elimi de yakmıştım, elim çok acıyor. Bisiklet istediğim gibi kullanamıyorum. Şimdi şuradaki bebeleri çekeceğim size. Denizden bisiklette şeye gidip atlıyorlar. Bak bak bak. Aha. Kaza oldu. Kekolar. Atasporumuz olan iş makinalarını izlemeye geldik. Oha! Ya Allah Allah, nasıl oluyor, bak bak hareketlere bak.
Neyse şu gölgeye çekeyim biraz izleyeyim ben bunu ya. Vallahi zevkli iş. Siz de benim sayemde yabancı takımları izliyorsunuz. Aa, yatıralım şöyle kara şimşeğe. Vallahi bak izleyen birini daha görsem bu da kesin Türk diyeceğim ama yok kimse. Yok arkadaşlar ya, rakip takım güçlü değil. Hiç kimse bizim gibi hareketler yapamıyor. Bak hala bir oraya bir buraya dönüyor. Teyze de fena kaptırmış kendini. Arkamda biraz önce bir şey gördüm arkadaşlar. Adam hobi olarak çöp topluyor. Şurada. Dur ben oraya gideyim ya en iyisi. Şuradan. Bakın arkadaşlar, adamın elinde bir tane alet var. Bu şekilde çöpleri topluyor hobi olarak. Helal olsun valla. Yol üzeri bir Walmart'a uğrayayım, ekmek alayım dedim. Hem de gelmişken bir helaya uğrayayım dedim. Çıktım arkadaşlar Walmart'tan. Ekmekte peynir aldım, onlara ihtiyacım vardı. Şimdi eve geçiyorum. Eve geldim arkadaşlar, çok yorgunum. Bir de her yerimde kıl var. Tıraştan sonra. Adam elektrik süpürgesini tuttu kafamıza ama hiçbir faydası olmadı. 11. vlogtan bu kadar arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız şuradan bir yerden abone ol butonuna basabilirsiniz. Şuradan bir yerden de önceki videolarıma göz atabilirsiniz. 12. vlogda görüşürüz.